Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin 19. maddesi üzerine vermiş olduğumuz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, İdlib'de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan askerlerimize düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelere başta olmak üzere aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, öncelikle hastalıklı bir kafa yapısı ve yerli olmadığını düşündüğümüz bir bakış açısıyla İdlib'de yaşananları, yorumlayanları gördükçe üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. Bu sakat bakış açısı hem İdlib'den ülkemize hiç kimse gelmesin diyor, hem de Türk askerinin İdlib'de ne işi var diyor. Bu düşünce sahiplerinin amacı bizce bellidir. Bunların niyeti Türkiye'nin haklı mücadelesini lekelemek, ayrıca kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturmaktır. Ancak ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, Türk ordusunun yeni kızıl elması İdlib'de huzuru sağlamak, Türkiye'ye yönelik göç tehdidini engellemektir. Ve bunu Allah'ın izniyle Rusya'ya, İran'a ve Suriye'ye, kısaca Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen herkese rağmen başaracağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendiren ve milli mücadele kahramanı Tayfur Sökmen Bey'i de hedef olarak ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım diye talihsiz bir açıklama yapan Akıncı'nın Hatay'ı ve Hataylıları derinden yaralayan bu sözlerini Hatay'ın evlatları olarak asla kabul etmiyoruz. Bu sözler her şeyden önce büyük kahraman Rauf Denktaş'ın kemiklerini sızlatmış ve ruhunu incitmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bu insanın sözleri başta Hataylılar olmak üzere aziz milletimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Tayfur Sökmen milli bir kahramandır. Tayfur Sökmen'in adı tarihe ve aziz milletimizin kalbine yazılmıştır. Onun mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir. Tayfur Sökmen Hatay'dır. Hatay Tayfur Sökmen'dir. Değerli milletvekilleri, Akıncı'nın sözleri tarih huzurunda doğru olmamıştır. Hatay'ın ana vatana katılışını korkunç olarak nitelendirmesi tam bir skandaldır. Dedelerimiz Tayfur Sökmen Bey liderliğinde Fransız işgalcilerine karşı kurtuluş mücadelesi vererek şehrimizi esaretten kurtarmıştır. Daha sonra bağımsız bir devlet kurup kendi meclisini ve cumhurbaşkanını seçmiştir. Kurulan Hatay Meclisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlanma kararı almıştır. Bizler Hataylar olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parçası olmaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Asıl korkunç olacak olan Sayın Akıncı'nın ifadesinin tersine Hatay'ın ana vatana kavuşmayıp sömürge bir devlet olup emperyalist devletler tarafından yutulmasıydı. Çok şükür buna izin verilmedi. Bir evladın annesine kavuşması gibi Hatay ait olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kavuştu. Akıncı'yı talihsiz sözlerinden dolayı büyük Türk milleti ve Hatay halkından özür dilemeye davet ediyoruz. Tayfur Sökmen, Hataylıların sevgisine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün iltifatlarına mazhariyet olmuş bir Kuvayi Milliye kahramanıdır. Tayfur Sökmen'e hakaret, Mustafa Kemal Atatürk'e ve milli kurtuluş mücadelemize, dolayısıyla milletimize hakaretle eşdeğerdir. Tayfur Sökmen'e hakaret, Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtaran Rauf Denktaş'a hakarettir. Değerli milletvekilleri, Kıbrıs Türklüğünün hak ve çıkarları, varlık ve bağımsızlık değerleri uğruna hayatları pahasına mücadele eden, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş olmak üzere bütün şehitlerimize ve ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Akıncı'nın bu sözleri Kıbrıs Türklerine, şehitlerimize, Türkiye'ye ve aziz milletimizin tarih boyunca yapmış olduğu fedakar mücadeleye saygısızlık olduğunu belirtmek istiyoruz. Hatay nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesiydi ve onu hiçbir emperyal güce ezdirmedi ve teslim etmediyse, Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs davası da Türk milletinin şahsi meselesidir. Aziz milletimiz onu hiçbir emperyal güce teslim etmeyecektir. Akıncı'ya inat Kıbrıs Türk'tür ve sonsuza dek Türk kalacaktır. Gazi Meclisinizi saygıyla selamlıyorum.